Kaliteli birçok belgesel, konusunun önemi olmaksızın bir tartışmanın fitilini ateşleyebiliyor ya da bir sohbetin başlangıcı olan konu olabiliyor. Ancak, kısa bir süre sonra, güzel bir belgesel olarak zihinlerde kalır ya da unutulur. Bazı belgeseller ise yarattığı etkiyle kitlesel bir harekete dönüşebilir. Gerçekler, olayların gidişatı, dava süreci, siyasi konumu gibi durumlara etki edebilir. İşte, bu türden etkilere neden olmuş 10 belgesel film. 1967 yılında çekilen ve doğrudan sinema örneği olan bu belgesel, Bridgewater Eyalet Hapishanesi'nde akli dengesi yerinde olmayan suçlular bölümü mahkumlarının hayatından bir kesiti sunuyor. Personel tarafından, hastaların beslenmesi, yıkanma süreci gibi zorba ve kayıtsız şekilde gerçekleşen günlük rutinlerini konu ediniyor. Bu olumsuz tavırları vurgulayan koşulları belgelemek için 29 gün boyunca çekimi yapılan belgesel, tarihin en iyi belgesellerinden biri olarak kabul ediliyor. Hastaların özel hayatına müdahale gerekçesiyle 1992 yılına kadar yasaklı kalan ve sınırlı sayıda insanın izlemesine rağmen çeşitli psikiyatri hastanelerinin kapatılmasına ya da düzenlemeler getirilmesine neden olmuştur. Hatta, yönetmen Weisman, belgeselin kurumda personel eğitimi için kullanıldığını iddia etmiştir. Filmin adı Titikat Falis, hastanenin mahkumları tarafından düzenlenen bir yetenek gösterisinden alınmıştır. Seawald Park tarafından sergilenen ve 3 kişinin ölümüne neden olan, orka olarak bilinen Tilikum isimli katil balina hakkındaki belgeselde, esir balinaların antrenörlere yaptıkları saldırıların görüntülerinin yanı sıra, tanıklarla röportajlar yer alıyor. Siyah balık birçok alanda ve farklı kesimlerde etkisini gösterdi. Müzik grupları, park ile ilişkili konserleri iptal etti. Bu tarz gösterileri düzenleyen bazı parklar şovları iptal etti. Eyalet meclisleri, balinalar ile ilgili yasa düzenlemeleri gerçekleştirdi. Seawald şirketinin katılım ve geliri düştü. Şirketin ortağı iş ortaklığını sona erdirdi. 2016 yılında Seawald, orka yetiştirme programını sona erdirdiğini ve parktaki balinaların son nesil olduğunu açıkladı. Yönetmen Errol Morris'ın, Doktor Ölüm olarak bilinen psikiyatrist James Grissom hakkında çekmeyi planladığı belgesel, Teksas'ta bir polisin öldürülmesi davasında mahkum olan Randall Adams'ın masumiyetini ispatlamaya dönüştü. Anlatımın olmadığı, dava ile ilişkili kişilerin, tanıkların görüşmeleri ve kanıtların olduğu film, suçun Randall Adams tarafından işlenmediğini ortaya koydu. Belgeselin ikna edici gücü, ölümcül enjeksiyonla öldürülmeden sadece birkaç gün önce, Adams'ın mahkumiyetinin devrilmesine yardımcı oldu. Ve 12 yılın ardından özgürlüğüne kavuştu. Filmin adı, savcı Doug Mulder'ın polisi, toplumu anarşiden ayıran ince mavi çizgi olarak tanımladığı açıklamadan kaynaklanıyor. Yui Sawayos'un yönettiği, Japonya'daki Yunus Avı uygulamalarını analiz eden ve sorgulayan belgesel, 2010 yılında en iyi belgesel film dalında Oscar ödülüne layık görüldü. Film, kitle Yunus ölümlerini durdurmak, Japon balıkçılık uygulamalarını değiştirmek ve halkı Yunus'tan gelen cıva zehirlenmesinin riskleri, artan tehlikeleri hakkında bilgilendirmek ve eğitmek için harekete geçme çağrısıdır. Avlanan Yunus sayısı 2009'da 23.000 iken, bu sayı 2015'te 6.000'e düştü. Dünya Akvaryumlar Birliği, Taiji avında edinilen yunusları kabul ettiği için Japon şubesini askıya aldı, bu hamlenin ardından şube, Taiji balıkçılığından yunus alımını ve ihracını resmi olarak yasakladı. Amerikan ordusunda yaşanan cinsel taciz, tecavüz olaylarının örtbas edilmesine karşı açılan soruşturmaları konu alan Görünmez Savaş, ordunun birçok kolundan eski asker ve gazilerle yapılan röportajlar şeklinde ilerliyor. Irak ve Afganistan'daki bir kadın askerin, düşman tarafından öldürülmesine kıyasla, bir asker tarafından tecavüze uğraması daha olasıdır tanıtımıyla yola çıkan belgesel, Savunma Bakanlığı'nı bu tür suçların soruşturulma biçimini değiştirmeye itti. Yeni yasaların yolunu açtı, politikacılar daha radikal değişiklikler önerdi. Pentagon tecavüz iddiaları ile ilgili iki yeni program başlattı. Sporlak, fast food'un insanlar üzerindeki etkisini görebilmek için, günde 3 öğün olmak üzere sadece hamburger ile beslenmeye başlar. Yiyebileceği ve içebileceği şeyler sadece McDonald's menüsündekilerle sınırlıdır. Bir ay boyunca bu diyeti uygulayan Sporlak, kısa zamanda fiziksel ve psikolojik olarak etkilenmeye başlar. Daha ikinci haftada tüm sağlığı bozulan Sporlak, doktorların tabiriyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalır.
Belgesel, Amerikan beslenme kültürüne, şişmanlığın kaynağına ve yaşam tarzlarına cesur bir bakış sergiliyor. Filmin başlamasından 6 hafta sonra McDonald's büyük menü satışını bıraktı. Çeşitli ülkelerde hazırlanan reklam kampanyalarıyla destek verildi. Belgesellere de ilham kaynağı oldu. Michael Moore'un, 1999'da gerçekleşen Columbine Lisesi katliamı dahil olmak üzere, silahlı şiddet eylemlerinin nedenlerini araştırdığı, Amerika'da şiddetin doğasını incelediği belgeselde, bireysel silahlanmayı da eleştiriyor. Katliamın gerçekleştiği arka plan ve çevre ile ilgili konularda kamuoyunun görüş ve varsayımlarına odaklanıyor. Tüm zamanların en iyi belgesellerinden biri kabul edilen Benim Cici Silahım, Oscar dahil olmak üzere onlarca ödül aldı. Çekimi esnasında bile etkisini gösteren belgesel, Kmart mağazalarına silah ve mühimmat satışını aşamalı bir şekilde sonlandıracak açıklamayı yaptırdı. Arkansas'ta vahşice öldürülen 3 çocuğun katillerinin bulunamaması ve toplumun tepkisi sonucu polis, metal dinleyen, farklı giyinen 3 kişiyi tutuklar. Satanist oldukları ve cinayetleri şeytani bir ritüelin bir parçası olarak işledikleri öne sürüldü. West Memphis üçlüsü olarak bilinen dava, müebbet ve ölüm cezalarıyla sonuçlanır. Adalet sistemini sert bir şekilde ele alan film, gerçek mahkeme salonunu izleyiciye sunuyor. Belgeselin ardından, ünlü isimler yardım kampanyaları başlattı. TV programları, gazete yazılarıyla desteklenen belgeselden yola çıkılarak tiyatro gösterileri yazıldı. Miss Kelly, Eccles ve Baldwin, 18 yıllık hapis cezasının ardından, 2011 yılında serbest bırakıldılar. Bilinçli olarak olmasa da, kazayla bir şeyleri değiştirebilme özelliğine sahip olan, Rolling Stones'un 1969 konser turu ve onu tamamlayan trajik olaylar hakkında bir belgesel. Rolling Stones grubunun turne çekimlerini gerçekleştiren belgeselci Albert ve David Mazels, Altamont konserinde de iş başındaydılar. Sıradan başlayan, ancak uyuşturucu, alkol ve kalabalığın etkisiyle tam bir savaş alanına dönen konser sürecini ele alan belgesel, gözlemci belgeselin en önemli örneklerinden biri. Güvenlikte görevli Hells Angels Motor Kulübü üyelerinden Passaro'nun Meredith Hunter'ı öldürmekle yargılandığı davada, kanıt olarak sunulan görüntüler sonucunda Passaro'nun savunma konumunda olmasıyla değerlendirildi. Belgesel, Cannes Film Festivali'ni açmadan 4 ay önce Passaro beraat etti. Netflix belgeseli Katil Yaratmak, tecavüz suçundan yargılanan ve 18 yıllık hapis cezasının ardından suçsuzluğu anlaşılan Steven Avery'nin hikayesine odaklanıyor. Özgürlüğün ardından tazminat davasına hazırlanan Avery, yeğeniyle beraber cinayet işlemekle suçlanırlar. Mahkum olan Avery dosyasındaki tutarsızlıklar, yeğeninin maruz bırakıldığı baskıcı ve manipülatif sorgulanma biçimi gibi dava ve sorgulama görüntüleriyle sunulan belgesel, röportajlarla destekleniyor. Savcı ve polislerin delil yerleştirdiği ile ilgili suçlamaların yapıldığı belgeselin ilk sezonu 10 yılda çekildi. Masumiyetin kanıtıyla sonuçlanmasa bile bir katil yaratmak, kitlesel bir tepkiye ve gösterilere neden oldu. Beyaz Saray'a Avery ve Desi için af talep eden bir dilekçe, 128.000'den fazla imza topladı. Televizyonda ve gazetelerde uzunca bir süre gündemi meşgul etti ve dava süreci hala takip ediliyor.